Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. BIST, global piyasalar, Nasdaq, S&P düşüş yönlü hareketlerini devam ettirirken kripto tarafı yüz güldürüyor. Bitcoin önemli direnç alanlarını yukarı yönlü geçti. Bunlar güzel hareketler ama şu uyarıyı da yapmak isterim. Çok FOMO'ya kapılmamak gerekiyor dostlar. Global piyasalarda haber akışı kıt olsa da veri bazlı olarak riskli dönem devam ediyor. ABD tahvilleri yukarı gidiyor, dolar endeksi yukarıyı zorluyor. Şimdi özellikle kriptocular piyasanın bu kadar yürüdüğü dönemde altcoin grafiklerine o kadar giriyorlar ki o dolar endeksiymiş, tahvil piyasalarıymış. Bunlar göz ardı edilmeye başlıyor. Ama onlar göz ardı edilemez. Büyük yükselişler için hala istediğimiz ortam yok. Riskli dönem devam ediyor. 10 gün önce bir video yaptım. Altcoin'lerde ortalama 2x gibi bir hareket kapıda diye fikirlerimi anlattım. O hareketlerin artık yaşandığını, yaşanmaya başladığını görüyoruz. Kripto tarafında Bitcoin'in Nasdaq ile olan makasını kapattığını görüyoruz. Bunlar güzel hareketler ama piyasalara kısa, orta, uzun vadeli olarak bakmak gerekiyor. Kısa vadede ben bu hareketlerin biraz daha devam edeceğini, özellikle altcoin bazında Piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Orta vadede riskli dönemin devam ettiğini düşünüyorum. Orta vadeden kastım burada 2-4 aylık bir periyot. Uzun vadede ise o 2-4 ayı geçtikten sonra ise yukarı yönlü hareketlerin bugün yaşanandan daha güzel, daha seri ve daha kaliteli şekilde yaşanacağını düşünüyorum. O yüzden kısa, orta ve uzun vade olarak piyasaları ayrı ayrı konuşmamız şart. Bitcoin'de kısa vadeli olarak burada 30 bin dolar direnci geçildikten sonra 35 bine kadar devam eden bir hareket gördük. Şimdi bulunduğumuz alanda bu bölgede majör direnç alanı 37.500 dolar. Bitcoin 15 bin dolardan itibaren vermiş olduğu kayıpları, özellikle haber akışı nedeniyle vermiş olduğu kayıpları geri aldı. Mesela bu bölgedeyken FTX krizi, daha sonrasında Celsius krizi derken birçok krizin düşüşleri geri alındı. Bir tek Terra Luna krizi kaldı. O krizde Bitcoin ortalama olarak 37-40 bin dolar bandındayken başlamıştı. İşte o bölgeye doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve o bölgenin kısa vadede hızlıca geçilmesini ben şahsen beklemiyorum. 37.500 dolar burada majör bir direnç alanı konumunda. Bu bölgeye doğru bir ziyaret gerçekleşse dahi Bitcoin'de bu bölgeden düzeltme hareketleri e, Olağan diye düşünüyorum. Şu an bulunduğu alanda RSI gibi indikatörler de overbought bölgeye girmiş durumda. Yani şişmiş durumda. Tabi RSI'nin overbought bölgeye girmesi direkt düzeltme gelmesi demek değil. Fakat bu eğer aşırı alım bölgesine geldiyse artık ürün alışa doydu. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor sinyalini alırız. Eğer teknik açıdan uyumsuzluklar oluşmaya başlarsa... O zaman teknik veriler alarm seviyesine gelmiş, düzeltme hareketleri çok olan çok dikkatli olmak gerekir e, al, diye analiz ederiz. Bulunduğumuz alanda henüz bir uyumsuzluk yok. Hatta boğa bayrağını anımsatan yapılar da var kısa vadeli zaman dilimlerinde. O yüzden uyumsuzluklar olmadığı için çok büyük bir sorun yok. Buradan yukarı yönlü mesela 37.500'e kadar bir hareket daha gelirse ben buna şaşırmam gayet normal karşılarım keza burada açmış olduğu Boğa bayrağının hedefi de ortalama olarak o seviyeleri gösteriyor. Yani Boğa bayrağı yapısı çalışırsa burada 37.500'lere kadar devam eden hareket mevcut range'de, mevcut fiyat aralığında gayet normal karşılanmalı. Yani burada kısa vadede fiyat nereye gider konusunda yorum yapmak kolay değil dostlar. Zaman dilimi arttıkça yorumun kalitesi ve netliği artıyor. Mesela 2 hafta önce altcoinlerle ilgili fikirlerimi anlatırken daha rahat anlatıyordum. Çünkü bitcoin'in yürümeye başlamasına rağmen bitcoin'de durumlar pozitifken altcoinler çok geri kalmıştı. Azar azar toparlamaları gerekiyordu diye konuşuyorduk. Bugüne baktığımızda bazı altcoinler zaten 2-3x'li seviyelere gelmiş durumda. Tabi hepsi değil senkron bir yükseliş yok. Özellikle bazı altcoinlerde bu hareketi görüyoruz. Ama genel açıdan biraz daha toparlamış durumdalar diyebiliriz. Şimdi kısa vadede nereye gideceğini anlamak da kolay değil. Ama ne olursa hangi hareket yaşanır bunu söyleyebiliriz. Burada temel ve teknik bizim yardımımıza koşuyor. Mesela 37.500 seviyesine kadar yaşanacak olan her hareket normaldir. Ama 37.500'ün üzerinde bir fiyatlama gelirse bu bizim beklemediğimiz bir senaryo olur. Tekrardan başka konuları konuşmamız gerekir. Bitcoin globali kesinlikle tınlamıyor. Artık büyük bir ayrışma var. Farklı şeyler konuşmamız gerekir deriz. Ama şu an bulunduğumuz alanda 37.500 bana kalırsa Bitcoin için en majör direnç alanı konumunda. Destek olarak 30.800'lü alan özellikle burada destek alanı. Bu bölge üzerinde Bitcoin tutunduğu sürece yaptığı her düşüşü, yapmış olduğu yükseliş hareketinin düzeltmesi olarak kabul eder ve yoluma devam ederim ben. Burada 3800 ila 37500 arası büyük bir alan ve bu bölgede kırılımın hangi yönde gerçekleşeceği Bitcoin'de sert hareketlerin yönünü belirleyecek. 37500'ün kırıldığı senaryoda yukarı yönlü sert mumlar, 3800'ün altına kırıldığı senaryoda ise düzeltme yönlü mumlar görürüz. Düzeltme yönlü mumlar dememin nedeni çok büyük düşüşler bu saatten sonra beklemiyorum ama düzeltme hareketleri mutlaka olacak. Bunun da bilincinde olmamızı, hatırlamamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu tarz dönemler insanların FOMO'ya kapılması için çok müsait dönemler. Altcoin bazında Bitcoin dominansını incelemek gerekir. Şimdi bunu da bir örnekle anlatacağım dostlar. Bugün biraz da grafik bazlı konuşacağız. Şimdi Bitcoin dominansında bir yükseliş trendi var ve buradaki direnç alanı 56-58 bandına tekabül eder. Bu bölge Bitcoin'deki 37.500 seviyesi ile birbirine uyuşuyor diye düşünüyorum ben. Bitcoin eğer burada mesela 37.500'e doğru sert bir hareket yaparsa dominans da bu direnç alanına doğru bir iğne atar. Şimdi dominansın düşmesi her zaman altcoin'ler yürüyecek demek değil. Dominans bazen Bitcoin düzeltirken de düşer. Hatta çoğu zaman düşer. Bunun nedeni paranın Bitcoin'den çıkıp USDT'ye kayması. Yani Bitcoin dominansının azalması, stabil coin dominansının artması. O yüzden burada dominans direnç alanına uğrar uğramaz altcoinlerde rally başlıyor diyemeyiz. Altcoinlerde rally'nin olması için, daha doğrusu daha güzel yükseliş trendlerinin olması için dominans zirveye ulaşırken, yani direnç alanına ulaşırken Bitcoin'in de büyük düzeltme yapmadan yerinde sayması gerekiyor düzeltme yapması normal. Mesela diyelim 37.500'e gitti. Oradan azar azar 35-36'ya doğru geri geldi. O arada eğer dominans sert bir şekilde düşüyorsa bu altcoin'lerde çok güzel hareketlerin olacağını gösterir. Yok 37.500'e iğne atıp oradan 33'e doğru sert bir şekilde geliyorsa yine dominans burada direnç alanına iğne atacak. Yine düşecek ama altcoin'ler yürümeyecek. Çünkü bu bitcoin ile tamamen USDT dominansı arasında olan bir dinamik olmuş olacak. Velhasılı kelam benim için burada önemli olan şey direnç alanına uğramamızdan daha ziyade burada oluşmuş olan bu trendin kırılması. Bu trend aşağı yönlü kırıldığında altcoin'lerde daha seri, daha güzel hareketler göreceğiz. Ben zaten altcoin'lerin çok geri kaldığını düşünüyorum. Önümüzdeki bu kısa vadeli süreçte mesela o kısa, orta ve uzun vade diyoruz ya kısa vadeli süreçte altcoin'lerden daha güzel, daha seri hareketler bekliyorum. Portföyümüzde olan altcoin'lerde de olmayanlarda da yani senkron bir hareket olmasını bekliyorum. O yüzden sabırla bekliyoruz. Önemli olan burada bitcoin'in çok sert bir düzeltme vermemesi. Geri çekilecekse dahi azar azar çekilmesi. Böyle bir durumda sadece alt çok güzel hareketler görürüz. Keza ben de o hareketlerin yaşanacağını düşünüyorum. Şimdi genel olarak toplayalım. Bu Bitcoin ve Bitcoin dominansı ile ilgili olan durumu toplayalım. Bitcoin'de 37.500'e kadar hareket devam edebilir. Bu bölgede olan hareketlerin hepsi olağan karşılanmalıdır. Alt burada Bitcoin yukarı gitse de şu an bulunduğu yerde saysa da daha pozitif hareketler yaşanacağını düşünüyorum. Kısa vadede altcoin'lerin bitcoin'den daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Bunun yanı sıra daha da sert yükselişlerin olması için dominans grafiğindeki bu trendin takip edilmesi gerektiğini savunuyorum. Ve globalde durumlar hala iyi değil. Bu yüzden 37.500'ün majör bir direnç alanı olduğunu ve Bitcoin'de çok daha yukarı alanlara doğru kısa vadede gitmemizin zor olduğunu da hatırlatmak isterim. Daha riskli hareketler olursa zaten burada konuşuruz. Global bazdaki durumlara da kısaca veri bazlı olarak bakalım istiyorum. Mesela burada ABD tahvilleri yukarı yönlü zorlamaya devam ediyor daha büyük zaman diliminde burada da teknik açıdan yorgunlukların oluştuğunu görüyoruz. Yavaş yavaş uyumsuzluklar oluşmaya başlıyor. Bu uyumsuzlukların sonucunda ABD tahvilleri de dönüp dolaşıp geri gelecek. Fakat bu tahviller geri geldiğinde para ilk etapta tahvillere kayacak. İşte mesela biz burada düşüş yaşanır. O düşüş esnasında kripto azar azar yukarı gider diye düşünüyorduk kripto Nasdaq ile olan korelasyonu nedeni ile daha doğrusu makasın açılması nedeniyle daha hızlı davrandı. O yüzden burada düzeltme hareketi geldiğinde kriptodaki paranın da tahvillere doğru kaydığını görebiliriz. Bu açıdan ABD tahvilleri için 516 seviyesi önem arz ediyor. Genel anlamda ben bu bölgede artık zirve alanda olduğumuzu zaten düşünüyorum. Tahvil tarafında geri çekilmeler olacak. İlk etapta bu paranın tahvillere kaymasına neden olabilir ama ne diyorduk dostlar tahvillere akan para tahvil faizlerinin düşmesiyle beraber getirilerin yatırımcılığa cazip gelmemesine neden olur ve dolayısıyla para tekrardan riskli piyasalara döner. Yani burada ilk etapta yaşanacak olan düşüş piyasalarda düzeltmeye neden olsa dahi sonrasında yine riskli piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını görmeye başlarız dolar endeksi ile ilgili de aynı tahvil piyasasında nasıl bir bakış açım varsa aynı konumdayım. Günlük bazda kırmış olduğu bir trend vardı. Bu trendin tekrardan üstüne çıkmaya çalışsa dahi 107'li seviye burada direnç konumunda ve bu bölge yukarı geçilse bile 107-110 bandı genel anlamda zirve alanı olacaktır ve bu bölgeden tekrar geri aşağı yönlü hareketler gelecektir diye tahmin ediyorum. Keza 107'nin geçilmesi de çok kolay değil. Bu bölge zaten majör bir direnç alanı konumunda dolar endeksi için. Genel açıdan e, Nasdaq tarafında da aslında durumlar pozitif değil. Mesela Nasdaq'ta da burada dünkü kapanışla beraber destek altında kaldığımızı görüyoruz. İşte bu hareketin ışığında aşağı yönlü mesela 13.200'lere doğru devam eden bir trend görmemiz mümkün. Bu trendin buradaki bu düşüşün masadan kalkması için buradaki bu düşüş trendinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Ancak 15.000'li seviyenin üzerindeyken nazlak buradaki düşüş trendi bozuldu. Burası da yukarı gidiyor diyebiliriz. Aksi takdirde buradaki negatif durum devam ediyor. İşte bu negatiflik bir noktada kriptoya da etki edebilir. Bu açıdan fomo olmamak gerekiyor diyorum. Genel anlamda dostlar kısa vadede piyasalarda, kripto para piyasasında daha doğrusu Güzel hareketlerin bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Orta vadede Nasdaq düzeltmesi, ABD tahvilleri, dolar endeksi nedeniyle düzeltme hareketleri olacak. Çok sert yükselişlerin oluşması için bir zemin henüz yok. O zemin önümüzdeki sene önümüze çıkacak diye tahmin ediyoruz. E, uzun vadeli süreçte ise yani bu yılı tamamlayıp e, önümüzdeki yılında ilk bir iki ayını geçirdikten sonra biraz daha uzun vadeli süreçte ise Kriptoda bugün yaşanandan çok daha sert yükselişler olacak. Sabırla temkinli şekilde adım adım ilerliyoruz. O yüzden FOMO'ya kapılmayın diyorum. Aksi takdirde tepeden al, dipten sat senaryosu gerçekleşir. Koskoca boğayı kar etmeden üzerine bir de zarar ederek kapatırız. O yüzden şu an pozisyonlarımızı koruyoruz. En azından ben kendi adıma koruyorum. Ama tehlike çanları çaldığında, riski seviyelere doğru bir hareket gelirse Artık burada biraz daha durmamız gerekiyor. Düzeltme hareketleri kapıda diyebiliriz. O seviye ilk bakışta 37.500'ler olarak görünüyor. İzleyip göreceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.